Ahmet Sonuç, siz onu Cahrein e, olarak tanıyorsunuz, Cahrein. Ahmet Sonuç, e, biliyorsunuz son dönemde çok sert yorumlar yapıyor, kelimelerini de bana yani benim çok Tercih etmeyeceğim şekilde seçiyor bunu hatta Ahmet'le de konuştuk kendisi de bunu ifade ettim ve Meral Akşener'le ilgili de geçtiğimiz aylarda çok ağır kelimeler kullanmıştı. Ben kullanamıyorum burada çünkü bildiğiniz sinkaflı küfre girer yani ve bunları da Twitter'a yazmıştı. Akşener de haklı olarak avukatı Furkan Kamalak üzerinde Ahmet Sonuca Cahreyn'e bir dava açmıştı. Ee, anlaşılan e, aralarındaki bu e, gerginlik sona ermiş çünkü Jahreyn e, benim bir türlü ulaşamadığım Sayın Akşener'e ulaşmış kendisiyle görüşmüş telefonda e, ve e, kendisinden özür dilemiş. O da e, bunun üzerine affetmiş. Demiş ki sen kaç yaşındasın? 34 demiş Ahmet. Gençsin, olur öyle şeyler demiş Sayın Akşener. Olur öyle şeyler dediği kelimeyi Twitter'dan bulmanızı öneriyorum. Sonra da demiş ki gençlerin çıkarlarını koruyun demiş. Ahmet size güveniyoruz. Her şey hallolacak demiş Sayın Akşener. Kendi aralarında gayet güzel bir iletişim kurmuşlar e, anladığım kadarıyla ve meseleyi çözmüşler. Sadece ee, üstelik de sadece e, e, Ahmet'i affetmekle kalmamış bu arada Ahmet yazıyor Jaren e, diyor ki oyum inceye fakat Sayın Akşener altılı masada benim gibi insanların haklarını koruyor sempati ve saygı duyuyorum. Masadan kalktığında ve geri oturduğunda her adımda doğru hamleyi yaptı bence yani bunu stratejik bir adım olarak yaklaşım olarak düşünmüş Rahim ve doğru bulmuş bir siyasi olarak güvenimi kazandı yani hem kalkmasını hem yeniden oturmasını güven veriyor olarak şey yapmış Akşener aynı zamanda Ahmet Sonuç'a bir de çiçek göndermiş çok enteresan ee, üzerinde de bir e, mesaj var hayırlı olması temennisiyle siz değerli aileyi Tebrik ediyorum diye Jahreyn'in yeni bir bebeği oldu biliyorsunuz. Ben de tebrik ediyorum. E, güzellikle, sağlıkla büyüsün. E, ve böylece e, Meral Akşener kendisi imzasıyla bir mesaj yazarak Jahreyn'e bir de çiçek göndermiş. Çok ilginç. E, yani evet güzel. Peki e, hayırlı olsun diyelim bu durum.